Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını Almanya'dan yardım istemeye kadar götüren Güney Kıbrıs'tan bir hamle geldi. Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getiren Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu tutumu Yunanistan'ın Avrupa'ya sürekli şikayette bulunmasına benziyor. Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anna Demetrio, Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetrio, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya tepki gösteren Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor. Rusya'nın vanaları kapatması üzerine doğal gaz krizi yaşayan ülkelerde bir dizi önlem alınmaya başlandı. Sabahın haberine göre gaz krizine Avrupa Birliği üyelerinden sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi de dahil oldu. Yunanistan'ın Türkiye meselelerini her fırsatta çözmek için Avrupa Birliği ya da Amerika'ya koşmasının ardından aynı eylemi bu defa da Rum yönetimi gerçekleştirdi. Türkiye ile yaşanan doğal gaz anlaşmazlığını bir Alman gazetesine taşıyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anna Demetrio, Almanya'dan yardım istedi. Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Demetrio, Almanya'nın bu durumu kullanarak Türkiye'yi işbirliğine davet etme zorunluluğu olduğunu dile getirdi. 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapması bekleniyor. Demetrio, Alman hükümeti Türkiye ile işbirliği yaparsa aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetimi Almanya'ya çok daha çabuk gaz gönderecektir dedi. Almanya'nın yardım ve desteğiyle tarihin 2027'nin de önüne çekilebileceğini ifade eden Demetrio, Türkiye ile egemenlik sahaları çatışmalarının bu süreçte duruma engel olduğunu da ileri sürdü. Türkiye ile Rum yönetimi arasında Akdeniz'in doğusunda bulunan doğal gaz yatakları üzerindeki hakimiyet meselesiyle ilgili yıllardan beri görüş ayrılığı yaşanıyor. Yunanistan'da Türkiye ile ilgili meselelerinde sıklıkla uluslararası alanda şikayet ve yardıma başvuruyor. Son olarak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimden bahseden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'ten müttefik yarışı geldi. Son dönemde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları da arttı. Atina'nın tarihleriyle tırmanan kriz büyütülürse NATO ve bölge ülkeleri açısından felakete dönüşebilir. Bugün ortaya çıkan gerilimin arka planında bir asra yakın süredir çözülemeyen Kıbrıs, kayalık, adacıklar ve kıta sahanlığı gibi köklü sorunlar var. Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı sorun Ege krizi, Ankara'nın Irak'ta başlattığı askeri operasyon ve Suriye yönetimiyle devam eden görüşmelerden bağımsız değil. Şam-Ankara yakınlaşması ihtimali bile Batı cephesini korkutuyor. Böyle bir durumda en büyük öncelikleri olan İsrail'in Suriye yönünde büyümesi ve doğuda kurulacak PKK terör devleti projesi çöker. Ayrıca muhtemel bir Suriye-Türkiye münasır bölge anlaşmasıyla Akdeniz'de Avrupa Birliği-Rum-İsrail hareket alanı bir hayli daralır. Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı kazanır. Böyle bir ihtimalde özellikle enerji alanında Batı-İsrail ittifakına kaybettirir. Batılı egemenler Yunanistan'a Türkleri taciz ve tahrik rolü verdiler. Onlar da bu tarihi rolün gereğini ifa ediyor. Şu anda gerçekten bütün dünya dengelerini etki eden bir Türkiye gerçeği var. Uluslararası arenada yükselen bir aktör olarak tarih sahnesine çıkmamızdan rahatsız oldular. Türkiye üzerinde hesapları olan bu güçler Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanıyorlar. Ancak bu durumun iki ülkeye de getirisi yok. Küresel ölçekte bu hesaplar bozulmalı ve gerilim düşmeli. Fransa ve Amerika bu sürecin arkasındaki asli aktörler. Türkiye'yi dış politikada sıklet merkezi olan Suriye ve Irak başta olmak üzere Libya, Karabağ gibi noktalardan kopararak tek cepheye yani Ege'ye angaje etmek istiyorlar. Karabağ meselesini nispeten hallederek Ermeni sınırında rahatlayan ancak Irak ve Suriye'de daha aktif hale gelen ülkemizi Batı cephesine yığmaya endeksli bir taktik uygulanıyor. İstmed'in çöküşüyle İsrail Türkiye'ye mecbur kaldı. Avrupa da aynı durumu yaşayacak. Ancak Yunanistan üzerinden bazı aktörler şansını deniyor. Tartışmalı alanları kaşıma ve büyük ölçekli kriz çıkarması için Yunan hükümetini yönlendiriyorlar. Daha eskiden krizlerde nispeten dengeci davranan Avrupa Birliği ve Amerika'nın politik açıdan son olaylarda açık bir biçimde Atina'yı desteklemesi de bunun göstergesi.
Türkiye 2016 yılında uluslararası ilişkilerde normalleşme sayfası açtı. Suriye, Ermenistan, Mısır ve hatta İsrail'le bu kapsamda ilişkiler kuruldu. Bu rüzgardan Yunan tarafı da etkilendi. Karşılıklı ziyaretler oldu ve pozitif açıklamalar yapıldı. Yaşananlar Yunan tarafı açısından tuzak. Bu sebeple taraflar acilen bu soğuk ortamdan çıkmalı ve soğukkanlılığını kaybetmemeli. Kıbrıs meselesi ise Rumların Kıbrıs Türklerini 1960'ta kurulan ortaklık devletlerinden dışlama, adada birlikte yaşama ve adayı birlikte yönetme mutabakatını terk ederek devleti gasp etmeye çalıştıkları 1963'ten bu yana uluslararası toplumun gündeminde yer alıyor. Ortaklık devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların 1963'te tek taraflı olarak güç kullanımıyla anayasayı feshetmelerinden sonra ortadan kalktı. Yunanistan'la birleşme yani Enosis yolunu açmaya yönelik girişimlerde bulunan Rumlar bu hedefe ulaşabilmek için Yunanistan'la 1974'e kadar Kıbrıs Türklerine saldırı, baskı ve zulmü arttırdı. Türkiye, Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi ve başarılı olan harekat sonucunda mevcut sınırlar çizildi. Kıbrıs'taki taraflar arasındaki müzakerelerse Haziran 1968'de Beyrut'ta başladı. Çoğunlukla Kıbrıs'ta yürütülen müzakereler zaman zaman çözümü kolaylaştıracağı düşüncesiyle farklı ülkelerde de yapıldı. Kıbrıs müzakerelerinde zaman zaman kısır döneme girilse de görüşmeler 52 yıldır aralıksız sürdü. Birçok lider, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, diplomat ve uluslararası temsilci eskiten Kıbrıs müzakerelerinde farklı model ve çözüm önerileri gündeme gelirken, denenmeyen ve konuşulmayan neredeyse hiçbir yöntem kalmadı. Yönetim ve güç paylaşımı, Avrupa Birliği, ekonomi, mülkiyet, güvenlik ve garantilerle toprak düzenlemeleri başlıkları iki tarafın genel olarak müzakere ettiği konular arasında yer aldı. Müzakereler yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri olan iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı ve iki kurucu devleti olan federal bir çözüme ulaşma öngörüsüyle yürütüldü. Müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafı Birleşmiş Milletler'in çözüm önerilerine yapıcı olarak yaklaşırken Rum tarafı uzlaşmaz tavrını sürdürerek anlaşmaya yanaşmadı ve Kıbrıslı Türklerle ortak bir geleceği paylaşmayı reddetti. Bu sebeple geçen 52 yılda iki toplumlu, İki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm modeli tarafları ortak bir metin üzerinde buluşturamadı.